Merhaba değerli Sol TV izleyicileri. Bugün Türkiye'deki yerel seçimleri konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Gökdemir. Orhan merhaba. Kolay gelsin, merhaba. Teşekkür ederim. Asıl sana kolay gelsin. Evet. Tabii ki bize değil. Hepimize. Tarihi Yarımada'dayız. Aslında bugün Galata'dayız seninle. Şöyle bir geriye doğru baktığımızda bir neredeyse bina denizi görüyoruz. Bir beton denizi görüyoruz. İstanbul deyince ilk aklına gelen ne? Ya şimdi tabii pek çok yeri dolaştım ben. Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar, hatta oradan Sarıyer'in kırsal alanına kadar her yeri dolaştık bu vesileyle. Burası bu şehrin kalbi. Ya ama en az kıyı mahalleleri kadar gördüğün gibi sorunlu bir kent. Aslında özeti İstanbul'un son 70 yılda, 80 yılda geçirdiği dönüşümün özeti. Arkamızda pek çok bina var. Mesela işte bu köprü Kadir Topbaş zamanında yapıldı. Şurada hemen Haliç metro geçiş köprüsü. Evet. Yapılırken çok tartışılmıştı. Hakikaten tuhaf, yani şehre yakışmayacak bir mimari özellik. Hemen arkasında İstanbul Manifaturacılar Çarşısı var. Bak görülmezdir o. Doğan Tekeli, Sami Sisa, böyle ünlü mimarlarımız var. Evet. Dediğimiz yer. O görünmez olmak üzere yapılmıştır. Çünkü arkasında işte şey var biliyorsunuz, su bendi var. Evet. Yani o zaman henüz yani bu tuhaf ölçüsüzlüğün baş göstermediği zamanlar öyle. Şimdi o bilebildiğim kadarıyla orayı yıkıp daha yüksek binalar yapmaya çalışıyorlar. Şehrin bir diyalektiği var. Mesela burası aslında öbür şehir, öbür İstanbul. Evet. Yani Venedik, Ceneviz yerleşimi. Burada da vaktiyle surlarla çevrili bir alan. Şehir karşısında şehir. Osmanlılar burayı özel tutmuş. Yani şöyle söyleyelim, onların değerlerine uymayanları o tarihi Yarımada'ya sokmamış. Orada bir tek biliyorsun büyükelçilik var, İran Büyükelçiliği. İran. O da Müslüman olması hesabıyla onlara izin vermiş. Sonra başka büyükelçilikleri bu tarafa yönlendirdiler, buraya kurdular. Yani bir tür burası Hristiyan dünyası, Avrupa dünyası. Dolayısıyla oranın insan doğal olarak buradan biraz daha iyi korunmasını bekler. Yani o kültüre uygun olarak söyleyeyim. O öyle olmadı. Yani işte hemen önündeki herhalde 1940'lı yıllardan sonra gelişen şehirciliğimizin örneklerinden bir tanesi. Tuhaf, biçimsiz, üst üste. Yani bir plandan nasibini almamış bir bölüm. Döndük geldik bugüne. Biliyorsunuz AKP'nin lideri, şimdi ben bilemiyorum yani AKP'nin başkanı mı? AKP'li Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı? Cumhurbaşkanı mı? Yani genel başkan mı? Onu bilemediğimiz için söylüyorum. Mesela bir şey yaptı bu tarihi Yarımada'nın şeklini değiştirdi. Hemen surların dibine Yenikapı'da işte afya kamyonlarıyla tonlarca mucur döktü ve oraya bir alan yaptı. Sonuçta bir şeye bakın, eski tarihi belgelere. İstanbul içindeki ibadethanelerle değil, yalnız Ayasofya'sıyla, Sultanahmet'iyle falan değil. O surların içinde kalan tarihsel Yarımadası'nın bütünüyle beraber bir fotoğraftır. Yani İstanbul dediğinizde akla gelecek ilk şey bu. Onu bile bozdular, yani öyle söyleyeyim. Kimse ya ne yapıyorsunuz siz falan demedi. İzleyicilerimiz bu tarafı görmüyor. Bu tarafı ayrı bir garabet, facia. Dolayısıyla hani bir belediye başkanı olarak bu geleceğiz, bu 3 senede, 5 senede bu şehrin sorunu çözeceğiz demek saçma. Ama bir kere yani buraya gelen belediye başkanının az çok bu şehirle ilgili bir bilgisinin olması gerekir. Yani o Murat Kurum'la falan olacak değil, yani yönünü kaybeder buraya geldiği zaman. Çok büyük bir kent hakikaten. Öyle nüfuz etmek çok kolay değil. Biraz tarihini falan bilmek lazım. Menderes'in geldiğinde bu şehre yaptıklarını bilmek lazım. Şimdi çok överek söylüyorlar ya. Dümdüz etmiştir. Evet, geniş yolları. Tabii yani bir tür Haussmann Fransa'da vardı biliyorsun. Evet. O çatışmaların işte Paris Komünü'nün falan da şeyiyle, etkisiyle, yani Fransa'daki sokak çatışmalarının etkisiyle. Yani başka sebepler de var ama çatışmaya mahal verecek darlıkta cadde bırakmamak üzerine yıkmıştır tarihi Fransa'yı. Bu arkadaşların öyle bir deneyimi yoktu henüz. Gezi falan 15-16 Haziran olmamıştı ama onlar da yol yapalım, otomobiller geçsin, otomobil satalım diye İstanbul'un canını okudular. Tophane tarafından gelen yol, buradan Taksim'e çıkan yol. Şeyde Aksaray'ın ortasından, o dere yatağından geçen Vatan Caddesi, işte yukarıdan gelen Millet Caddesi. Onlar İstanbul tarihsel dokusunu yıka yıka ilerlemiş arterler. Yani doğal olan şu, Avrupa'da olsaydı bu kent eğer, surların içinde kalan kısma aslında teknik olarak çivi çakılmaması lazım. Kaldı ki buranın bir şansı var. İstanbul'un işgalini falan tamam ama o işgal böyle büyük bombardıman sonucu falan olmuş bir şey değil. İşte geldiler, girdiler, evet, işgal ettiler. Batı'daki pek çok kent tamamen yıkılmış neredeyse. Birinci Dünya Savaşı'nda yerle bir edilmiş ama kimse arsa çıktı üzerine bina yapalım dememiş. Bu şehir, burası tabii artık küçük bir ölçek. Ölçek olarak artık bir şehir olmaktan çıktı zaten. Peki şey sorayım. Şimdi 31 Mart'ta seçimler oldu, sonuçlar çıktı ve kazandın. İlk yapacağın şey ne olurdu? Gökhan, bir kere bu ölçek artık genişletilemez bir ölçek. Yani varsa şeyimiz, olanağımız, çünkü şunun için varsa diyorum, artık o kadar karıştırdılar ki işi. Yani belediyeler merkezi yönetim olmadan tabii, aslında teknik olarak hani bu şehrin dışına bile çıkamaz belediye başkanı. Biliyorum, oraya da geleceğim. Yani, evet. Oraya da geleceğim. Böyle sıkıntılar var ama biz bunu yapabiliriz. Artık bu şehre çivi çakılmasına izin vermemiz lazım. Yani bak, şunu ben biliyorum. Yani yol yapacağız. Yol yaparsam bu şehrin trafik sorunu artar. Köprü yapacağım. Evet. Köprü yaparsam bu şehrin sorunu artar. Bunları biliyoruz. Bir kere bu. Yani bu işi durdurmak lazım. Burası artık kent ölçeğini aşmış bir kent ve çok büyük problemleri var. Yani genişlemesini durdurursak mevcudu üzerinde, yani işleri nasıl düzelteceğimiz üzerine bir plan yapabiliriz. Teşebbüsleri var, konuşuruz. Ama öbür taraftan hakikaten hala sürmekte olan bir yağma var. İşte bana projeniz nedir deyince ben şaka yaptığımı zannettiler. Dedim ki yıkacağız. Ya yıkmadan bu kenti kent haline getirmek imkansız. Bu kıyı boyunca konuştuk. Her yer işgal altında. İstanbullu denizi görmeden geziyor dörtte üçünde. İşgal edilmiş. Bakırköy tarafında öyle, bu taraflarda öyle. Sürekli bir şey yapmakla şeyde. İşte Galataport, biz konuştuk orada. O kıyıda. Yani gidiyorsunuz, paranız varsa lüks şeyler yapmışlar, öyle. Bir eskiden şakayla karışık söyledik. Yani köyden gelenler İstanbul'u Sirkeci'den ibaret zanneder. Denizi orada görür çünkü, deniz kenarında. Hakikaten orada bile yer bırakmadılar. Dolayısıyla bir miktar yıkmamız lazım artık. Buraya yapacak bir şey yok. Yani yol yaptığınız zaman, 2005'te oldu bu. İşte ben Metropolitan Planlama Merkezi, Kadir Topbaş zamanında şu köprüyü yapan arkadaş. O zaman bir plan yapmışlardı. Plan tamamen köprüsüz bir İstanbul, yani 3. köprüsüz bir İstanbul üzerine kurulmuştu. Öyle olmadı. Plan daha açıklanmadan 3. köprü şuraya dediler. Şimdi 3. köprüde söylerken şunu söylüyor. Kentin trafik problemini çözecek. Çözdü mü? Hayır. Kente yeni sorunlar eklemeye devam ediyor o köprü. O köprünün uzantısındaki yolların etrafında bir 3-4 milyonluk şehir daha kurmayı planlıyorlar. Henüz. Rant üzerine rant. Tabii yani ki yani tek mesele yağma üzerine kurulu. Ben hep söylüyorum, bu sadece İstanbul'un sorunu değil, bizim bu vatanı da bir vatan haline getirmek üzere. Yani o devrimci dönemlerde yapılan işi yapmamız, yağmacılarının elinden almamız lazım. Kurtarmamız lazım. Mesele burada kilitleniyor. Yani artık İstanbul'un sorunu asla İstanbul'un sorunu değil. İstanbul, biz biliyoruz ki deprem meselesiyle konuşuluyor. Aslında İstanbul Türkiye demek. Yani ekonominin yarısı, nüfusun 3'te 1'i, 4'te 1'i, neyse bilmiyoruz yani ne kadarı burada. Diğer geri kalanının da burayla girit bağlantıları var. Yani oradaki tarımsal üretim de burası için yapılıyor. Dolayısıyla mahveder Türkiye'yi. Bu bir kanserojen ur gibi büyümüş bir kent burası. Bu kafaların, bu sağcı kafaların, yağmacı kafaların getirdiği yer. Türkiye'nin sorunu da öyle. İşte her yerden patlak veriyor. Ya Erzincan'da gördük o maden işlerini falan filan. İşte depremde gördük bu yağmacı kültürün halka ne kadar ağır bir bedel ödettiğini. Burada herkes Tanrısına dua ediyor ki hani böyle bir büyük felaket olmasın. İşte bak çevremize. Yani bunun neyi ayakta kalır? Çünkü yani bir kez daha fark ettim ki ortada bir altta sokakta yürürken gördüğümüz binalar var. Üste doğru da bir gecekondulaşma var. Kesinlikle. Yani sürekli yukarıya doğru. Üstelik de hani öyle bir plan, proje, bina bütünlüğü olmadan yükselen binalar şeyi var. Muhtemelen yukarıdan denetlemek daha zor olduğu için. Yani böyle bir karmaşa, kaosun tam ortasındayız. Bir kere şöyle yapmamız lazım. Yani bizim tabii ki sihir deneyimiz yok. Ben bu kenti seven bir insanım ve az çok biliyorum. Ama bende öyle fikirler var ki geleceğim, çözeceğim falan değil. Bir kere halkın bu yönetime el koyması lazım. Yani sokağına sahip çıkması lazım. Mahallesine, binasına, okuluna, neyi varsa ona sahip çıkması lazım. Çünkü hepsi bu yağma kültürün parçası haline getirilmiş durumda. Şimdi o kadar ilginç ki durum. Bir taraftan demin sen bir girizgah yaptın. Bu merkezi hükümetin, merkezi iktidarın belediyelere iş yaptırmamak için. Kendisi belediye aldığında oraya istediğini veriyor, yapıyor, serbest bırakıyor ama başka partiden bir belediye eğer aldıysa orayı, herhangi bir parti, o zaman biliyorsun işte resmi gazetede yayınlandı yeni yönetmeliklerle. Merkezi yönetim izin vermezse kredi dahi alamıyor belediye. Böyle bir takım sıkıntı şeyler var. Personel atayamıyor. Ya bırak evet. Kredi yani. Evet. Daha sonra işte yine sen söyledin, kıyıları işgal ettiler. Halkın aslında kıyılar kapatılamaz, kıyılar satılamaz, kıyılara el konulamaz. Halkın kendi malına el koydular. Halk kendi malına girip denizi göremiyor. İşte rant diyoruz. Sen konuşmalarında sıkça söylüyorsun. İki tane müteahhit var. Birisi AKP'li, öbürü CHP'li. Onlar bu şehirdeki rantın dibini kazımak için uğraşıyorlar ve birbirleriyle yarış halindeler. Ama diğer taraftan da bize şunu da söyler misin? Komünist belediyecilik nasıl olacak? İstanbul'da nasıl işleyecek? Ne olmalı? Bunun esası, yani biz bir şey icat etmiş falan değiliz. Gökhan, son 250 yılda icat ettiğimiz bütün kavramlar, şu anda üzerinden konuştuğumuz bütün kavramlar, ne denemek istiyorum? Halk, anayasa, laiklik, cumhuriyet, yani aklına ne gelirse belediye, komün, hepsi son 250 yılda icat ettiğimiz kavramlar. Oradan çıkardık. Arkası içinde devrimler var. Yani 1789'da, 1917'de, 23'te bizim için evet. Önemli olan devrimler var. O devrimlerle halk haline geldik. Cumhuriyet o devrimlerin sonucu. Yani sultanların, kralların elinden mallarını, mülklerini aldığımız için orası vatan oldu. Onlar yönetmeyeceği için bizim bir yönetim biçimi bulmamız gerekiyordu. Cumhuriyet dedik. Esası ne? Halkın yönetmesi. Tabii. Yani sınıfta aslında halktan, ulustan damıtılarak elde edilen bir kavram. Dolayısıyla biz yönetmeye kalktığımızda ne yapacağımız çok belli. Komünist Parti ya dünyadaki komünist hareket o devrimler zincirinin içinde gelişen ve o devrimler zincirinin bir halkası olan, bunu da bilinçli bir şekilde sahip çıkan bir parti. Biraz daha sentezlersek, o devrimlerde halk ne yaptıysa biz de onu yapacağız. Yani bir kere İstanbul'u halkın mülkü haline getirmemiz lazım. Mülkü derken bilerek seçiyorum ben. Halkın malı haline getirmemiz lazım ki o zaman İstanbul halkı İstanbul üzerinde bir hak iddia etsin ve yönetme iddiasında bulunsun. Şu anda belediyeler bir kamu kurumu değil ki. Yani yozlaşma sadece belediyelerde olmuş değil. Yani merkezi yönetim de öyle. Anonim şirket gibi. İşte varlık fonu, şirketler bir yere atıldı. Anayasa denetimi yok, hukuk denetimi yok, hiçbir şey yok. Yani bir takım adamlar kafasına ne eserse onu yapmıştı. İstanbul planı meselesi de öyleydi. Yani orada bir plan yapmışsın, oradan birisi çıkıyor, şuraya köprü diyor. Yani bu her yerde böyle. Dolayısıyla bu karşı taraf bir el koyma şeyi içerisinde zaten. El koyuyorlar bir yandan yoksul halkımızın malına, vatanına, mülküne. Öbür taraftan da işte bizim o devrimlerle biriktirdiğimiz şeylerin tamamını yıkmaya çalışıyorlar. Yani cumhuriyeti yıkıyorlar, laikliği yıkıyorlar, biriktirdiğimiz ölçüleri yıkıyorlar, yaptığımız fabrikaları yağmalıyorlar. İşte kentleri, işte şöyle söylüyorum, bir de böyle ecdat yadigarı falan filan. Nerede yadigar işte? Hepsini paramparça etmişsin, hepsinin önüne yeni binalar dikmişsin. Yani siz muhafazakar, biziz muhafazakar. Biz bu kentin tarihsel dokusunu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Ama bunun tek bir yolu var. Halkın örgütlenip önce vatanına, sonra şehrine, sonra mahallesine sırasıyla sahip çıkması. Ben gittiğim yerde hep bunu söylüyorum. Belediye şu anda anonim şirketler bütünü. İçinde kahyalar var. O şirketler karlılık esasına göre çalışıyor. Başına CEO oturuyor. Belediye başkanı bu. Böyle bir usul olamaz ya. Böyle bir usul olmaz. Bunu kabul etmeyiz. Aslında şu anda belediyeler azınlıklar için çalışıyor. Tabii. Yani o sermaye patronlar için ve o rant elde etmek isteyen vahşi işte ne diyelim iş adamları falan filan onlar için belediye yani. Piyasa mekanizmasının içinde duran, onun mantığıyla çalışan hiçbir şeyin halka yararı olmaz. Evet. Yani belediyenin içerisinde karlılık amacı güden bir şirket olamaz. Yani kamu hizmeti görecek bir kurum. Yani demek istediğim şu, mesela artık unutturulduğu için söylüyorum. Yani biz evlerimizde çeşmelerden akan su içilebilir bir su değil. Hatta yıkanılabilir bir suda değil bana sorarsan. Ki eskiden öyle değildi. Öyle değildi. Bu kadar bu ölçek böyle büyüyünce. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halka içilebilir içme suyu ulaştırma görevi var. Görevi var. Görevi bu. Tabii. Diyeceksin ki ama yok bu kadar su. Ama öbür yandan bir su fabrikası var. Fabrikada paketlenmiş su üretiyor ve marketlere satıyor. Ya benim ihtiyacım olan şey. Bu şu demek aynı zamanda. Paran varsa su içersin. Yani el koyacağız, yıkacağız derken bunu söylüyorum. Yani komünistlerin bir programı var. Ama patronların büyük sermayenin de bir programı var. Bu özelleştirmeleri bu halka işte böyle kabul ettiler. Mesela şöyle dediler. Ya bunları çok hantal, atıl, yozlaştı. Yozlaştıran da kendileri ayrıca. Yani kamu kurumlarını yozlaştıranlar bu şekilde kendileri. Biz bunları özelleştireceğiz. Patronlar gelecekler, kar etmek isteyecekleri için bunlar öyle bir üretim patlaması, kar patlaması, biz de ondan faydalanacağız. Özelleştirdikleri hiçbir şeyden geriye hiçbir şey kaldı. Yağmaladılar, arsalarını yağmaladılar, makinalarını yağmaladılar, işte Sümerbank, şeker fabrikasını, tütün fabrikasını, karşıda biraz paralelimizde duruyor. Yani Cumhuriyet tarihinin içinde, edebiyatının içinde çok önemli bir fabrikadır orası. Yani esas sadece tütün meselesi değil ki, yani içenler açısından değil ki, o aynı zamanda Anadolu'daki tütün üreticilerini desteklemek üzere kurulmuş bir mantığı vardı. Yani hepsinin hikayesinin içerisinde halk vardı. Bizim hikayemizin içinden halkı çıkardılar Gökhan, mesele o. Biz oraya yoksulları, halkı, işçi sınıfını dahil etmek istiyoruz. Biliyoruz ki onu dahil etmezsek öyle belediye başkanlığı falan kazanarak hiçbir şey yapamazsınız. Zaten biliyorsunuz Güneydoğu'da geldiler. Onların hoşlanmadığı şekilde kullanacağını gördükleri bütün belediyeler el koydular. Kayyum atadılar. El koydular. Evet. Yani bizim hikayemiz de bu. Biz halkımıza diyeceğiz ki bu devleti halkı için bir devlet haline getirebiliriz. Bu belediyeleri, bu kamu kurumlarını halkı için kurumlar haline getirebiliriz. Gidip yani bunu bilerek kullanıyorum. İşte kamulaştırma desem daha kibar ama el koyma esası. Özelleştirme de el koyma, kamulaştırma da el koyma. Ya dolayısıyla halkın ya buraları benim bilincini tekrar edinmesi lazım. Bizim o devrimlerle edindiğimiz kavramların tamamını soysuzlaştırdılar. Tamamının anlamını değiştirdiler. Bizim o anlamları yani üzerindeki bu tozları sirkeleyip o devrim döneminden kaynaklanan anlamlarını yeniden anlatmamız lazım. Mesela işte örnek vereyim, laiklik. Bu devrim döneminin içinden çıkmış. Özgürlükçü laiklik diyor. Öyle bir şey olamaz. Özgürlükçü laiklik dediği şey tarikatların gidip, tamam mı, halka musallat olması demek. Laiklik de ki özgürlük, dinden özgürlük. Yani halkı baskılamasın, günlük hayatı denetlemeye kalkmasın, haddini bilsin meselesi. Dolayısıyla çok militan bir şey laiklik. Haklı olarak öyle. Yani Türkiye'de de şey oldu, çok yanlış uygulamalar oldu falan. Hiçbirisini kabul etmemiz mümkün değil. Yanlış uygulamalar olmadı. Eksik uygulamalar oldu. Tereddütlü uygulamalar oldu. Yani bu şeyi, ilkeyi mantıki sonucuna ulaştıramadıkları için şimdi biz bir karşı devrimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunların içerisinden bu tozu, kiri arındırıp bu kavramların nereden çıktığını yeniden hatırlatmamız lazım. Biz gittiğimiz her yerde halkımıza bunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bu kurumlar böyle. Yani bu yabancılaşmayı kabul etmeyin. Belediye, AKP'nin hala etkin olduğu belediyelerde şehircilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, biliyorsun o bütün isimleri de kirpas içinde bıraktılar. Gidip insanların evlerine çökmeye çalışıyorlar yoksul mahallelerinde. Kentsel dönüşüm, işte rezerv alan, yani şimdi dolayısıyla bu planlanmadığı için kentler, öbek öbek yoksul mahalleleri var her yerde. Muhtemelen burada da var. Ok meydanında var, tarla başında var. Şehrin çeperlerinde de aynı şey var. Sürekli oralara yönelik bir taciz var ve halkımız bir de şüpheleniyor. Yani bu şeyler iktidar sahipleri yerelde ve merkezde kendi aleyhine çalışacak. İşte ellerinde kalan son mallara çökecek diye her yerde mahalle dayanışmaları ortaya çıkmaya başladı. Yani son çare. Örgütlülük son çare. Yani bizim bu 250 yılda bulduğumuz en büyük numaralarımızdan bir tanesi. Yoksulların, ezilen sınıfların diyorum. Örgütlülük. Bu vatanı, topraklarımızı, evlerimizi elimizden alanlara karşı yeniden o numaramızı yürürlüğe koymamız lazım. Evet, başka dışarıya görünmüyor zaten. O özelleştirme, evet, yani yaklaşık 100 milyar dolarlık özelleştirme yapmış AKP geldiğinden beri. O Cumhuriyet döneminden beri elde avuçta ne varsa satmış salmış. O bizim Türkiye'nin borcunun faizine bile yetmemiş. Yoksullara zaten hiç harcanmamış. Yoksulun edindiği, onların vergisiyle kazandığını sormadan, yani vatandaşa sormadan satmış, peşkeş çekmiş ve şimdi onların hiçbir tanesi bile yok. Sorunca şey diyorlar, yol yaptık, köprü yaptık diyorlar. Evet, hayır. Onun üzerinden de para vermeden geçemiyorsun bu arada. Fabrikalar kalsa yine gam yemeyeceğim ama fabrikaları da sattılar, arazilerini de, arazilerine başka şeyler yapıldı şimdi biliyorsun. Dolayısıyla yani şehirde de benzer şeyler yapıyorlar. Yoksulları iyice şehrin çeperlerine itekliyorlar. Şehre girmek artık bu anlamda yoksulun şehire girmesi ve şehirde yaşaması çok daha zor hale geliyor. Ama belediyenin asıl görevleri var. Yani belediye yurttaşa hizmeti, hangi hizmetse bu, su, ulaştırma, benzer şeyleri bilabedel, bedelsiz olarak yapmak zorunda. Ha evet, belki bedelsiz olarak yapamıyorsan da, yani kendi imkanların buna el vermiyorsa çok cüzi bir miktarda bir şey yapabilirsin, alabilirsin ama belediyenin asıl hizmeti bu. Yoksa firmalar açıp bir holding gibi çalışmak değil herhalde, değil mi? Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içinde galiba 30'a yakın anonim şirket var. Bu şirketlerin çalıştırdığı insan sayısı 100 bin civarında. 100 bin. İnanılmaz. Türkiye'nin en büyük holdingi. Holding. Bu şirketlerin hangisinin ne yaptığını biz bilmiyoruz. İçinde çalışan insanlar kamu personeli değil. Yani belediye çalışanı değil. O şirketlerin birer çalışanı. Dolayısıyla böyle bir yapının içerisinde ancak yağmalama olur. Hırsızlık olur. Bakın o düzeni devam ettirmek isteyenler diyor ki israfı engelledik. Ben de her yerde diyorum ki kamu yönetiminde israf diye bir kavram yok. Hani yiyebilirlermiş de biraz fazla yemişler falan gibi böyle tuhaf bir laf o. O israf değil, suç. Suç o. Hırsızlık. Yani bu şehrin halkından topladığınız paraları amacı dışında kullanmışsınız. Aklı başında her düzlemde bu suç. Yapanlar yargılanır ve hesabını verir. Böyle bir şey yok. Bunu söyleyenler, yani israfı engelledik diyenler aynı zamanda şunu da söylüyorlar. 300 bin çocuğa süt verdik. Yani biz komünist belediyecilik bunu böyle sormaz. Yani bulalım aç kalan halka ekmek verelim, askıda ekmek, süt verelim değil. Biz soruyu şöyle sorarız. Neden bu kentte 300 bin çocuk aç? Belediyenin sütüne muhtaç çocuk var? Neden bu kentte ekmeğe muhtaç insan var, yurttaşımız var? Neden bu kentte sadece parası olan su içebiliyor? Ya böyle saçma bir şey olur mu? Tabii. Yani bu işte hizmet dediğimiz şey bunlar. Ya temel olarak bunlar. Üst geçit yaptım değil mesele sadece. O da ne? İşte konuştuğumuz şey yurttaşlık. Yurttaşlığı da biz son 250 yılda keşfettik. Dedik ki her yurttaş dolayısıyla eşit diğeriyle. Yurttaş olmaktan kaynaklanan hakları var. Yani o sağlığı bedava olacak, eğitimi bedava olacak. Yükümlülükleri var. Askere gidecek, yani aristokrasinin elinden silah kullanma tekerini aldık. Vatanı, yurdu, halkı, halkın çocukları koruyacak. Zorunlu askeri. Ya bütün bunun, bu işte kavramlarımızın dayandığı bir kök var. O kökü tahrip ediyorlar. Yani devlet artık bizim bildiğimiz o devrimin oluşturduğu devlet değil ki, bir avuç patrona hizmet ediyor. Hatırlayın, olağanüstü hal ilan ettikleri bir zaman Tayyip Erdoğan dedi ki, sizin için ilan ettikleri patronlara tek bir grev olmuyor dedi. Bu aslında o devleti fiilen her anlamda ortadan kaldıran bir yaklaşım. Demek ki devlet bir sopa artık. Doğrudan, biz biliyoruz sopa olduğunu. Ama doğrudan bir sopa. Meselemiz dolayısıyla hani proje yaptıktan daha karmaşık. Bu devleti de halkın devleti haline getirmemiz lazım. Haliyle ben bu adaylığım açıklandığı zaman öyle başlamıştım seçim programı. 2,5 aday var karşımıza diye. İşte bir de biz varız. Hakikaten durum bu. O günden bugüne ortaya çıkan, her gün ortaya çıkan gelişme bizim söylediğimiz sözü doğruladı. En son işte mevcut belediye başkanının açıkladığı mal varlığının dışında 3 tane villasının daha olduğu söylendi. Yani burası şaşırtıcı ama bu 3 villanın değerinin 1,6 milyar lira olduğu iddia ediliyor ki. Yani bu hem hani mal varlığı gizlediğinin falan ötesinde bu şehirdeki rantın ne kadar büyük olduğuna yönelik. Ya dünyanın hiçbir yerinde herhalde bu 20 milyon dolar falan gibi paraya denk düşüyor her biri için söylüyorum. Böyle bir mülk şeyi olmaz ya. Yani büyük adalar satın alırsınız başka yerlerde bu paralarla. Bir tane şey alıyorsunuz. Villa yapıyorsunuz bu. Yani bunun üzerinden dönen karlar başka bir şey. İşte Turgun Altınok diye AKP'nin Ankara adayının mal varlığı konusunda hala sindirebilmiş değil halkımız. Hala 600-700 evden falan söylüyorlar. İnanılmaz rakamlar. İnanılmaz. Her biri bir patron ve her birisinin numarası inşaat yapmak. Biz de söylüyoruz yani Tilki'nin 40 tane şeyi varmış öyküsü. 40'ı da kümesi yağmalamak üzere yayınlamış. Onun için 2,5 müteahhit. Arkadaşlarım vardı ki ikisini anladık. İşte Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu. Buçuğu kim dedi. Diğer eklentiler de büyük müteahhit olmak istiyorlar mümkün olursa. Bunun yolu da işte bu yerel yönetimlerden geçiyor. Yağmalayanlar var. Bir de yağmalama düşü kuranlar var. Bütün mesele bu. Dolayısıyla halkımıza bunlara diyorlar ki ya, o gelirse bu gider, bu giderse o gelir falan. Yani bunların birbirinden farkı yok. Bütün hesap kitapları bunun üzerine. İstanbul, yani şunu konuşmamız lazım Gökhan. Şimdi yerel yönetimler demokrasinin beşiği. Bunun demokrasiyle ne alakası var? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kadar büyük bir şey ki yani bütçe, herhalde bir sürü bakanlığın bütçesinden fazla ve büyük paralar dönüyor burada. Ve bu belediyeye oturan aynı zamanda ülkeyi düzlemeye çalışıyor. Yani hayatımızın, yani Türkiye tarihinin son 40 yılından, 50 yılından Büyükşehir Belediyesi'nin etkisini çıkarsak burası bayağı modern, layık bir ülke olarak kalabilir. Cumhurbaşkanı boşuna mı diyor evet, İstanbul'u yani alan Türkiye'yi alır diye? Evet. Şimdi onun yürüdüğü yoldan, yani AKP başkanının yürüdüğü yoldan bir başkası Ekrem İmamoğlu yürümeye çalışıyor. İşte Büyükşehir Belediyesi'yle asla yetinecek bir hali yok. Türkiye'yi düzlemek istiyor. O CHP'yi düzledi, partisini. Yani bunu sadece gücüne dayanarak, yani o belediyedeki gücüne dayanarak yaptı. Yoksa ideolojik olarak öbür taraftan pek bir farkının olmadığını biliyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var. Siyasal İslamcılarının, yani AKP kanadının ölçüsüzlükleri, kuralsızlıkları o kadar saldırgan bir halde ki o öbür taraftaki her şeyi örtülemeye, perdelemeye yarıyor. Halkımıza anlatamıyoruz. Arkadaşlar bunların ne? Mesela laiklik olsun diye Ekrem İmamoğlu'na oy vermek kadar saçma bir şey olamaz. Adam ilk mitingini biliyorsun Pendik'te Kur'an okuyarak açtı ki hiçbir AKP'li ona akıl teşebbüs edememişti. Koltuğuna imam dualarıyla okudu. Hiçbir AKP'li aklına akıl edememişti. Cami cami dolaşıyor, demeç veriyor. Tayyip Erdoğan'a niye kızıyorsunuz arkadaşlar? Bu da yapıyor. Zikir matik dağıtan var, seccade dağıtan var, Nakşibendi şeyhi uğurlayan var. Çünkü ya sermaye cenahında herkesin planı bu yağma düzeninin sürmesi üzerine. Biz ona diyoruz ki ya bizim o zaman programımız tek kelimeyle bizimki de bu yağma düzenine çomak sokmak üzerine olabilir. Ayrıyız. Ben her yerde onu söyledim. Yani biz CHP ile ve Ekrem İmamoğlu akraba bir parti değiliz. Hiçbir ortak yanımız yok. Hiçbir ortak duyarlılığımız yok. Bu arkadaşlar laik cumhuriyeti ve laik cumhuriyetçi halkımız cami avlusuna bırakıp kaçtı. Özeti bu. Dolayısıyla çok rahatız sahada. Yani bunu söylediğimizde bize tepki gösteren hiç kimse olmadı. Bu arada bir şey soracağım. CHP ve İmamoğlu demişken bazı köşe yazarları faydalı oy diye CHP'ye atıfta bulunuyorlar. Yani muhalif diğer partilerin seçmenlerine de böyle bir gönderme yapıyorlar. Efendim işte faydalı oy dediğimiz CHP'ye verilen oy faydalıymış, yoksa oy faydasız olacakmış falan diye. Ne anlama geliyor bu? Tabii bunlar oralarda büyük patronların paralarıyla laik cumhuriyetçi halkımızı yönlendirsin, sürü gibi yönetsin diye kullanılan bazı gazeteci eskileri. Biz onların niyetlerinin yani öyle saflıktan falan kaynaklanmadığını biliyoruz. Son 10 yıldır, 20 yıldır faydalı oy kullanıyorlar. Yani Türkiye sürekli aşağıya doğru yuvarlanıyor ve batıyor. Bence bu zübüklerden, bu birbirinden farkı olmayan tiplerden kurtulmak için attığımız her oy faydalı oldu. Faydalı oy ne demek ayrıca? Yani neye faydalı oy? Düzenin sürmesine faydalı oy. Biz de diyoruz ki belki oyumuzu bu düzenin içine çomak sokanların yanında, safında kullanırsınız. Çok faydalı oy haline gelir. Yani hakikaten durumumuz şu, her anlamda saldırı altındayız. Seçimlerden sonra o saldırının artacağını biliyoruz. Sen ben bir konuşan dedi ki oylarınız taş sertliğinde ve ağırlığında olsun. Bizden çaldıklarını geri alacağız. Bundan daha meşru bir şey bilmiyorum Gökhan. Çok meşru bir şey söylüyorum. Dolayısıyla sadece o zübüklerden değil, o zübüklerin beslediği bu zübüklerden de kurtulmanın yolu bunlara boş vermek, bunlara arkamız dönmek. Bizim devrimci bir tarihimiz var. Oraya yaslanarak kullanacağız oyumuzu. Kaderimizi değiştirmek istiyorsak tercihlerimizi de radikal bir şekilde değiştireceğiz. Evet, bunu senin söylediğin, başta söylediğin gibi aslında halka iyi anlatmak lazım. Yani halka bunu senin yaptığın gibi, diğer bütün arkadaşların yaptığı gibi sokak sokak, ev ev dolaşıp anlatmak lazım ki eğer böyle giderse durum, eğer yeniden iktidar olurlarsa, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alacak olurlarsa, gerek İmamoğlu gerek Murat Kurum hiç fark etmez. İş önümüzdeki 4 sene çok daha korkunç olacak. Ve diğer taraftan onlarla bizi yarışamayacak duruma getiriyorlar. Yani niye böyle söylüyorum? Elbette canla başla sen gününü, sabahını, akşamını bu işe ayırıyorsun insanlara anlatmak için, başarılı olabilmek için. Ama diğer taraftan bu nasıl bir iştir ki? Hani sen de söyledin ya, Cumhurbaşkanı sokak sokak, semt semt, il il gezip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na o istiyor. Yani araçları, bu, bütçesi, evet, bu devletin, tamamen devletin bütçesini kullanıyor. Halkın parasını kullanıyor. Halkın vergilerini de kullanıyor. Yani bu para halkın cebinden çıkıyor. Ve dolayısıyla zaten burada bir şey var, bir garabet var. Ama diğer taraftan sen onunla yarışamayacak duruma geliyorsun. Yani televizyonlarda, TRT'de, bütün televizyonlarda, yandaş medyada her yerde onlar. Ve yani bir tek yol bıraktılar. İşte orada devlet olanaklarını kullanan yandaş basınla her türlü ölçüsüzü yapan bir kuvvet var. Onun karşısına da büyük paraları olan ve aynı ölçüsüzü küçük ölçekte yapan bir kuvvet. Bu 2,5 müteahhit hikayesi bu. Evet. Siyaset çok pahalı bir şey. Yani İstanbul'da dolanmanın kendisi pahalı bir şey. Kesinlikle öyle. Yani bu kesin. Yani bu açık, çok eşitsiz bir yarış. İşte yani ben gazeteci olarak daha önce çeşitli vesilelerle bazı televizyonlara çağrılırdım. Aday olunca o çağrıların tamamı kesildi. Kesildi. Bu çok manidar bir şey bu. Ama biz bunu biliyoruz zaten. Yani burada halkımız o şeylerden etkileniyor. Yani bunu şey yapmamız lazım, söylememiz lazım. O televizyonlardan gördükleri. Mesela Arnavutköy, İstanbul'un kenar mahallelerinden birisi. En büyük, çok büyük problemler olan, çok büyük yoksulluk. Yeni havaalanı tarafı. Tabii çok büyük yağmanın olduğu bir kent. Orada bir toplantı yaptık. Yani bayağı bir şeydi. Bir tek şey geldi, birisinden böyle bir başka ses duydum. Dedi ki yani Maçoğlu olsaydı burada oy verirdik ama dedi falan böyle. Ben de dedim ki sadece Kadıköy'e lazım değil komünizm, asıl size lazım. Evet. Yani İstanbul'un tamamına lazım, Türkiye'ye lazım. O senin söylediğin ölçüsüzlük bu İslamcılar eliyle oturdu. Yani yozlaşma zaten vardı. 12 Eylül o kapıyı açmıştı. Anap, işte Turgut Özal o kapıyı açmıştı. Ama onlar bile bu kadar ölçüsüzlüğü hayal edememişti. Şimdi bu seçim ve yerel yönetim meselesini anayasanın olmadığı, yargının tamamen iktidar partisine bağlandığı, devletin parti devleti haline getirildiği, işte kimsenin kimseye sen ne yapıyorsun diyemediği, Cumhurbaşkanının kimin Cumhurbaşkanı olduğunu bilemediğimiz, iki gazeteci olarak tarif edemediğimiz böyle bir ölçüsüzlük dönemi. Ama bu ölçüsüzlük de bil ki, yani birilerinin şeyinden çıkmış değil, bu İslamcıları bu ölçüsüzlük olsun diye iktidara getirip oturtanlar var, bir güç var. Ben onun için şakayla karışık diyorum ki, yani bu kadar yoksulluğu arttırırsanız, eşitsizliği bu kadar arttırırsanız, o zaman biz de deriz ki, ekmek bulamayanların zenginleri yeme hakkı vardır. Bu Batı'da bir gösteri sırasında duvarda yazdım. Ben çok seviyorum onu. Yani tabii şakayla karışık bir şey. Ama kaçınılmaz son bu olur. Bu sürdürülebilir bir düzen değil. Yani bizim ömrümüzde müsamma değil. Yani bizi çok rahatsız eden bir karanlık dönem. Ama bugün bu iş patlar. Yani biz söyleyelim, nerede duracağı da belli olmaz. Dolayısıyla yani komünistlerin varlığı o anlamda da bir güvence. Biz bunu bir enerjiye çevirmek istiyoruz. Bu ülkeyi bugünden yarına taşıyan yoksulların, işçi sınıfının safında, yanında örgütlemek ve kullanmak istiyoruz. Yoksa hiçbir ülke, yani sınırları belli hiçbir ülke sonsuza kadar yaşayacak diye bir şey yok. Paramparça olursunuz. Kendinizi büyük bir iç savaşın içinde bulursunuz. Etrafımızda var ya örnekleri. Evet. Ya bu olmasın diye. Türkiye önemli bir ülke. nüfusu itibariyle zaten yani buranın öyle bir işi kaosun içine sürüklenmesi demek. Yeryüzünün kaosun içine sürüklenmesi demek. Ama burada devrimci bir sıçrayış her yerin, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın yüzünü değiştirir. Biz bu özgüvenle sahadayız. Orhan, çok teşekkür ederim katıldığın için. Sana 2 gün sonra başarılar diliyoruz 31 Mart'ta. Benim başarım değil, hep başarı hepimizin başarısı. Evet, teşekkür ederiz. Evet, konuğumuz Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Gökdemir'di. Kendisiyle hem yerel seçimleri 2 gün sonra pazar günü gerçekleşecek yerel seçimleri hem de İstanbul'u konuştuk.